Herkese merhaba, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Almina. Yepyeni bir subliminal videosuyla karşınızdayım. Bu sefer neyi değiştireceğim merak ediyorsanız eğer, göğüslerimi değiştireceğim. Bu bir hafta boyunca subliminalle göğüslerimi büyütmeyi deneyeceğim. Daha öncesinde göğüs büyütme egzersizi denemiştim. O videomu izlemediyseniz onu da mutlaka izlemelisiniz bence. Çünkü muhteşem bir egzersizdi ve bir haftada gerçekten güzel bir sonuç almıştım. Ama sonrasında egzersize devam etmedim. Çünkü biliyorsunuz ki gün içerisinde farklı videolar çekiyorum. Meşgul oluyorum. Ve aynı zamanda da egzersiz beni memnun etmişti ve orada bırakmaya karar vermiştim. Ben sadece bu kanalda her zaman dediğim gibi merak ettiğim şeyleri deniyorum. Böyle bir yorum gelmişti bana. Ben sürekli bir taraflarımı değiştirmeye çalıştığım için kendimle barışık olmadığımı düşünenler olmuş. Ama kesinlikle yanlış bir düşünce. Ben kendimle barışığım. Olduğum gibi de seviyorum kendimi. Siz de kendinizi olduğunuz gibi sevin. Belli bir kalıp yoktur güzellikte. Yani inanın ki küçük göğüsler büyük göğüslü olmaya özeniyor. Büyük göğüsler de küçük göğüslü olmaya özeniyor. Bunu çok yakınlarından duyduğum için söylüyorum. Büyük göğüsler de keşke küçültebilsem falan diyorlar. Ben ergenlikteyken falan benim hiç göğsüm yoktu mesela. Yani yaşıtlarımın bayağı büyük göğüsleri varken benim hiç yoktu. Ama bir kez olsun bile benim neden göğsüm yok ya demedim. Kimseye özenmeyin. Herkesin vücudu farklı ve herkesin vücudu kendine göre güzel. Benim göğsüm yaş aldıkça büyüdü. Yani ilk zamanlarda 75B'yi bile dolduramıyorken şimdi 75B falan giyiyorum. Bundan da kesinlikle şikayetçi değilim. Dediğim gibi sadece merak ettiğim için deneyeceğim. Yani illa böyle büyük göğüslü olacağım diye çok çabalamayın. Çünkü zaten yaşlandıkça göğüsleriniz büyüyecek ve bu sefer de rahatsız olmaya başlayacaksınız. Sarkmaya başlayacak. Daha büyük sorunlar çıkacak. O yüzden küçük olması bence her zaman daha iyi. Ama yine de şekillenmesi ve dolgunlaşması açısından bu subliminal dinleyebilirsiniz. Ben de şimdi bir hafta boyunca bunu dinleyeceğim. Daha önceki subliminal videolarımı izlediyseniz zaten subliminallerin etkili olduğunu biliyorsunuzdur. Ben etkili olacağına inanıyorum. Ama nasıl bir değişiklik olacak hep birlikte göreceğiz bu bir hafta boyunca. Bu arada önünüze gelen her subliminal dinlemeyin arkadaşlar. Çünkü zararlı olabilir. Yani içerisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Beyninize sinyal gönderiyor ve çok nadir de olsa yalandan bu işi yapan insanlar var. Ben burada zaten kayıt altına aldığım için ve subliminalle ilgili daha önce de bilgi sahibi olduğum için aradaki farkı anlayabiliyorum ve bana zarar verirse bırakırım. Ki önüme gelen her sublimine de dinlemiyorum. Ben gerçekten işe yaradığını söyleyenlerin olduğu subliminalleri dinliyorum. Ya ilk defa görüyorsanız ya da çok az bilgi sahibiyseniz benim verdiğim subliminalleri dinleyebilirsiniz. Çünkü ben güvendiğim subliminalleri veriyorum. Ya da araştırıp en iyisi olduğunu düşündüğünüz şeyi dinleyebilirsiniz. Şimdi hemen göğüs ölçümü ölçeceğim ve ondan sonra da subliminalimi dinlemeye başlayacağım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 82 santim. Ölçümü braletle aldım. 7 gün sonra tekrar aynı braletle ölçeceğim. Bu arada önceki göğüs büyütme videomda soru gelmişti tekrar geri küçülüyor mu diye. Gördüğünüz gibi geri küçülmemiş. Aksine 1 santim de büyümüş. 81 santimdi galiba öncesinde. Şu an 82 olmuş. Bakalım bir hafta sonra kaç olacak? Subliminalimi gündüz yapacaktım ama geceye kaldı. Çünkü gün içerisinde çektiğim başka egzersiz videolarım var. Ve onları yapmakla meşguldüm. Ancak gece dinleyebildim. 2 kere dinledim. Yaklaşık 7 dakikalık bir subliminal. Yani toplam 14 dakika falan dinledim. Ondan sonra da uyudum. Bence zaten saatin çok bir önemi yok. Yani sabah da dinleyebilirsiniz, öğlen de dinleyebilirsiniz, akşam da dinleyebilirsiniz. Uykuya ihtiyaç duyulmadığı sürece subliminalin hangi saatte dinlendiğinin bir önemi yok. Tabii ki gündüz dinleyince çok fazla dikkat dağınıklığı olabileceği için etkisi daha da azalıyor. Yani kendinizi gündüz de izole edebiliyorsanız eğer, ortamdan, sesten, gürültüden falan izole edebiliyorsanız gayet gündüz de dinleyebilirsiniz. Ben subliminallere alışık olduğum için bir yan etkisini görmedim. Yani gece dinlediğim zaman ki 2 kere dinledim. Bir baş ağrısı ya da başka bir yan etkisini görmedim. Ama siz dinlerseniz aynı etkiyi alamayabilirsiniz. Biliyorsunuz herkes de farklı etki ediyor subliminal. Mesela benim dün gece dinlediğim subliminal videosunun altındaki yorumlarda göğüslerinin ağrıdığını söyleyenler vardı ama bende öyle bir etki yaratmadı. Gayet normal dinledim. Ondan sonra uyudum. Yine bir 2-3 defa dinleyeceğim ben. Şu an gün içerisinde vaktim olduğu için çok dinleyeceğim ama siz isterseniz bir kere dinleyin. Yine etki edecektir. Zaten 7 dakikalık bir subliminal ve bence yeterli uzunlukta. Yani tek seferde dinlediğiniz zaman da güzel etki alabilirsiniz. Ben sadece dediğim gibi şu an vaktim var ve 2-3 defa dinleyeceğim. Belki hatta yine aklıma gelirse akşam yatmadan önce de dinleyebilirim.
Subliminal'i iki kere dinledim ve yine bir ağrı hissetmedim göğsümde falan. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bir hafta sonunda göreceğiz. Bu arada Subliminal dinlerken başka herhangi bir değişiklik yapmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü illaki soran olur. Yani yememde içmemde herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Göğsümle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Sadece bayağı bildiğiniz normal hayatıma devam ederken bir hafta boyunca gün içerisinde Subliminal dinliyorum. Bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü bunun göğsün büyümesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ergenlik çağındayken sütyenle birlikte yatıyordum arkadaşlar. Ve bunun çok yanlış bir şey olduğunu çok sonradan öğrendim. Yani öğreneli 1-2 yıl falan oldu. Ondan öncesinde hep sütyenle yatıyordum. Ama son 1-2 senedir falan sütyenimi çıkararak uyuyorum ki bu çok önemli bir şeymiş. Sütyen zaten vücudunuzu sıkan bir şey ve kan akışını bozan bir şey. Gece de bununla birlikte yattığınız zaman ileride çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Meme kanserine kadar yol açabiliyor yani size öyle söyleyeyim. Gerçekten korkunç bir şey aslında. Sütyen orada damarlarınıza baskı yaptığı için kan akışını yavaşlatıyor ve göğsenizin büyümesine engel oluyor aslında. Özellikle de ergenlik çağındaysanız yani göğsenizin büyüme dönemindeyseniz kesinlikle sütyenle yatmayın çünkü büyümesine engel oluyor sütyen. Ben bunu öğrenmekte biraz geç kaldım ama yine de uyguluyorum. Özellikle de meme kanseri olayını öğrendiğimden beri uyguluyorum. Çünkü gerçekten korkunç bir şey. Oradaki kan akışını bozduğu için göğüslerinizde sıkıntı yaratıyor, kitle yaratıyor. Eğer aranızda bunu bilmeyen varsa gerçekten çok önemli bir şey. Mutlaka sütyensiz yatın. Ve vücudunuzu çok fazla sıkan sütyenler giymeyin. Ben tabii ki bilmediğim için yaptım. Allah'a şükür bir şey olmadı bana. Ama gördüğünüz gibi göğüslerim küçük kaldı. Ben göğüs büyüklüğünün tamamen hormonlar ve alışkanlıklarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani genetik olduğunu düşünmüyorum. Size nedenini söyleyeyim. Benim göğsüm 75B ama kardeşimin göğsü 90B. Yani aramızda uçurum var kız kardeşimle. Eğer genetik olsaydı benim de göğüslerim büyük olurdu. Yani tamamen vücudunuzun salgıladığı hormon ve sizin alışkanlıklarınızla alakalı ki zaten alışkanlıklarınız hormonlarınızı da etkiliyor. Size giydiğim büstiyeri de göstermek istiyorum. Çünkü aklınızda soru işareti kalmış olabilir. Gayet doğal bir şey. Benim giydiğim büstiyer çok ince bir büstiyer. Yani destekli bir büstiyer değil, gayet ince bir büstiyer. İçinde çok ince bir pet var. Onun dışında toparlayıcı özelliği de yok. Zaten dantel ve çok sağlam değil ipleri açıkçası. Yani giydiğiniz zaman göğsünüzü şekillendiren bir büstiyer değil. Gayet göğsünüzün şekli neyse onu gösteren bir büstiyer. Aklınızda da soru işareti kalmasın bununla ilgili. Bir haftada göğüslerimde 4 cm'lik bir büyüme olmuş. Sonuç beni aşırı memnun etti. Ben bu bir hafta boyunca sadece 2 tane Subliminal dinledim. O dinlediğim Subliminal'leri de aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Subliminal'lerden bir tanesi 7 dakikalık, bir tanesi de 10 dakikalık. Bir tanesi tam olarak Subliminal değil, biyokinezi. Yani içinde konuşmalar yok. Sadece beyninize sinyal göndererek göğüslerinizi büyütmesini sağlıyor. 7 dakikalık olan Subliminal içinde konuşmalar olan, yani siz duymasanız bile bilinçaltınızın duyduğu Subliminal'ler var. İlk gün sadece 7 dakikalık Subliminal'i dinledim ve gece yatarken 2 kere dinledim. İkinci gün bolca vaktim vardı. O yüzden gündüz 2 defa yine 7 dakikalık Subliminal'i dinledim. Gece yatarken de 10 dakikalık olan biyokineziyi dinledim. Geri kalan günlerde çok fazla üzerine düşmedim açıkçası. Her iki videoyu da gün içerisinde bir defa dinledim. Yani bir gün içerisinde hem 7 dakikalık Subliminal'i dinledim hem de 10 dakikalık biyokineziyi dinledim. İki videoyu da dinlemiş oldum. Ama çok fazla böyle videoyu 2'şer 3'er defa dinleme yapmadım. Bu arada
videolar bende yan etki yapmadı ama bazı insanlarda yan etki yapıyormuş. Göğüs ağrıması ya da baş ağrıması gibi şeyler yapıyormuş. Bende böyle etkiler yapmadı. Eğer sizde böyle yan etkiler yaparsa isterseniz bırakabilirsiniz, isterseniz de devam edebilirsiniz. Çok zararlı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü zaten beyni ilgilendiren şeyler ve böyle yan etkileri yapması gayet doğal. Yani vücudunuz beyninizde etki eden şeylere tepki veriyor. Gayet doğal bir şey. O yüzden korkmayın eğer böyle yan etkilerle karşılaşırsanız. Dediğim gibi eğer isterseniz bırakabilirsiniz, istemezseniz de devam edebilirsiniz. Çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Ama size kalmış bir şey. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz başka videolar varsa aşağıya yorumlara öneride bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.